de evet. ee, olayı şuradan alalım. Yani Türkiye'de iki tip insan var aslında. Sabit ücretli ve kendi işi olan. Kendi işi olanlar da işte küçük işletmeden, kobisinden, şirket, borsaya, koteye dahil kendi işini yapanlar. Ee, bunun içine tabii hatta şimşekşeleri de sokmaya çalışıyor. Doktorlar, dişçiler, onlara da vergi getirmeye çalışıyor. Onların da kendi muayenehaneleri var çünkü. Evet. Ama Şimşek bu yukarıdaki sermaye sahibi ve kendi işinin patronu olanlara pek dokunamıyor. Dokunamadı bir senedir. Ee, o daha çok sabit gelirlerin üstünden çok basit bir şekilde vergilendirmeye gidiyor. Ee, burada İbrahim Bey'in dediği çok doğru. Ee, nüfusun çoğunluğu sabit ücretli olduğu için seçim zamanlarında bol keseden zam verip seçim bittikten sonra onları göz ardı ediyorlar. Ee, ve tabii bu ilk 6 ayda enflasyon ikinci 6 aya göre daha yüksek. İkinci 6 ay göreceli olarak baz etkisi ve alınan önlemlerle daha düşecek. Onun için aralıkta zam vermesiyle şu anda zam vermesi arasında da büyük bir fark olacak. Şimdi vermesi gereken minimum yüzde %30. 25-30 bandında asgari ücrete vermesi lazım. Şimdi onu vermeyip aralıkta belki o kümülatifin de çok altında bir zamla belki yüzde %30'a yıl sonunda razı etmeyi planlayabilir. Zaten TÜİK kendi ayarladığı için rakamları evet dediğiniz doğru %40 altında gelmesi mümkün değil enflasyon yıl sonu. Ama onlar bir yolunu bulup onu 38 bandına falan oturturlarsa zammı da onun 5 puan altında yapalım. Biraz siz de fedakarlık yapın falan. İşte ne oldu? Bir yıla seni 30'da geçirecek. Ama işte demin bahsettiğim siyasetle ekonominin bağlantısı burada. Yani rahmetli Demirel'in söylediği tencere iktidarı devirir lafı aslında tekrar kendini ispat ediyor. Hem bu yerel seçimde ispat etti. Şimdi şöyle düşünün. Bu kötü zam, zam vermeme politikasıyla %75'inin toplumun mağdur ediyorsun. Velev ki muhalefette Süleyman Demirel var. Ne yapardı? Erken seçim için ortalığı ayağa mı kaldırırdı? Yoksa Uyumlu gidelim, bakalım edelim mi derdi. Erken seçim. Ecevit olsaydı aldırır. ne yapardı? Özal olsaydı ne yapardı? Yani Türkiye'de iktidar görmüş, başbakanlık yapmış, onu da hakkıyla yerine getirmiş adamların muhalefet stratejilerini incelediğiniz zaman. Hatta keza buna Erdoğan'ı da katalım. Erdoğan 99 krizinden sonra çok güzel değerlendirdi 2002 seçimini. Bir lafınızı böleceğim. Kalın. Şimdi yani buradaki kritik nokta şu. Bunlar mağdur edecekler geniş kitleleri o görülüyor. Zaten çiftçiyi mağdur ediyor, köylüyü mağdur ediyor. Asgari ücretliyi de edecek, emekliyi de edecek. Sen burada artık reaktif politikayı bırakacaksın. Proaktif bir politikayla, demokrasinin kılıcı gibi iktidarın başında bu maddiyattan doğan e, haksızlıkları sallayacaksın. Bırakacaksın artık başka konuları. Çünkü şu anda Türkiye'de yapılan istatistiklerde. Birinci sırada açık ara %70'e yakın oranla ekonomi geliyor. Evet. Yani evet. hukuksuzluklar çok önemli. Belki de demokrasimiz için gerçekten önemli. Fakat bizim halkımız ekonomide canı yanlı mı Allah diyor. Yani bunu dış politikada hata yapsan da umursamıyor. İşte e, hukukta bazı haklar kayboluyor umursamıyor ya da en azından çok büyük tepki vermiyor. Kendine ama, dokunmadığı zaman durumunda evet, olmuyor. Yani. Olmuyor ama... İş ekonomik olduğu evet. zaman dokunuyor çünkü. Kendisi çok iyi biliyor neyi kaç paraya aldığını ve neyi alamadığını, geçen yıl nasıl yaşadığını çok iyi biliyor. Yani aile ekonomisinin farkında. Evet. Çocuğuna verdiği harçlıktan tutun, evet. ee, elektrik, doğalgazın ne geldiğine, kiraya ne kadar ya zam yapıldığına. Ya %116 zamlanmış. Bir Tabii. getirebilir miyiz arkadaşlar ekrana? Ya %116. Ya, ya akıl akıl dışı ya. Ya geçen sene aldığınız şeyi evinize alıp sokamıyorsunuz. Evet. Veyahut da işte evet. Az önce geçen program Cemal Engin söylüyordu, evet. çiftler oturmuş bir tabağı yarı yarıya paylaşmaya çalışıyor veya bir aile oturmuş bir tabağın başına paylaşmaya çalışıyor. Şimdi şunu ben size söyleyeyim, bakın aslında AKP'nin yarattığı <laughs> çarpık ekonomik sistemin sonucunu yaşıyoruz. Şimdi siz onu örnek veriyorsunuz, ben de diyorum ki yanlış tarım hayvancılık politikası yüzünden evet. bugüne geldik. Evet. Ama 15 senede geldik, bir günde gelmedik ki. Evet. Burada Kemal Derviş'in de payı var. Var. Yani evet. öyle bir sistemi AKP devraldı ki ve onu harfiyen uyguladı ki Türk tarımını bitirdi. Bitir. E, ticarette yaptığı hatalar yüzünden 35 milyar dolar Çin'den ithalat yapıyoruz. Cımbızından güreş gözlüğün sahte ayakkabısına kadar, tekstiline kadar biz Çin'in pazarı olmuşuz ya. Ya Avrupa Birliği bizim kadar ithalat yapmıyor Çin'den biz yapıyoruz. Nedeni ne? Niye biz bu kadar Çin'den ithalat yapıyoruz? İş. Yani bunun cevabını veren yok. Niye gümrük duvarı koymuyorsun arkadaş? Kendini niye korumuyorsun? Yerli üreticini ezdiriyorsun. Adamlar bütün küçük imalathanelerini kapatıyorlar. İstihdam bitiyor. İşsizlik geliyor. Yüzde evet. 25. Çok önemli. Şu anda Türkiye'de işsizlik var. Yanlış ticaret politikası sende. Yanlış ithalat politikası sende. Yanlış tarım politikası sende. Denizcilik alanında yanlış yapıyorsun. Ya ben hangi birini tutayım ki elinde kalacak. Şimdi bunlar köklü problemler. Bunları öyle bir günde de çözemezsin. Çözemez. Hani bu Türkiye'nin ayrıca hep vurguluyorum. Yeni bir ekonomik modele ihtiyacı olduğu gibi yeni bir kalkınma modeline de ihtiyacı var. Yani Türkiye'nin nereye kalkındığı da belli değil. Ya her ülkenin bir stratejisi vardır. Diyelim 5 tane ana sektör belirler. Önündeki 30 yıllık ufukta. O ülkede... O sektörlere yatırım yapmak için teşvikler verir. Ona uygun eğitim kurumları açar, eleman yetiştirir ve ondan sonra o alanlara yaptığı yatırımdan ürettiği katma değerli ürünü dünyaya satar. Güney Kore örneği gibi. Şu anda Güney Kore markalarını biliyorsunuz. Telefon, buzdolabı, araba. Adamlar bunu böyle planlamış. E, Türkiye jeopolitik avantajını kullanarak çok güzel 4 5 tane sektör belirleyebilir ve bunlara bir kalkınma modeli oluşturur. Senin bir modelin var. inşaat. Onun dışında senin bir kalkınma yok, modelin hiç. yok. Bir de bir de şu anda bakın büyüme açıklandı 5.7 %11 inşaat. İnşaat. Ya inşaat şimdi, büyüme büyümek için bir model değil çünkü istihdam yaratmıyor. Kalıcı istihdam yaratmıyor. İşte bir de betona ya Yani deprem gibi dönüş, bir de deprem, deprem gerçeği olan bakın, bir ülkede. Bakın bir de ihracat yapmıyor sana. Dıştan döviz de sokmuyor, Dövizde. Ölü yatırım. Şimdi Cemal Enginyurt'a giderken bu bizim sarsılmış olan adalet duygumuzu da şimdi bakın mesela kamuda tasarruf var ama lüksten tasarruf olmuyor. Yılın ilk 5 ayında 24 konak için 3,2 milyar liralık sözleşme imzalanmış. Hakkari Çukurca Hükümet Konağı'na 143 milyon 252 bin. Manisa Selendi Hükümet Konağı'na getirdik mi arkadaşlar onları ekrana? Yani e, 94,8 milyon Şanlıurfa Siverek Hükümet Konağı'na 202 milyon 490 bin. Balıkesir 6 Eylül hükümet konağına o grafiği getirelim 147 milyon. Hatay merkez hükümet konağına 513 milyon lira. Bakın yani hani Türkiye'nin e, yara birimi paradır diyoruz. Hani işin tezadı fakirler zenginlere göğsünü siper ederek alıyor bu yere. Bir şey yani birileri açlık size? yiyerek birilerini doyuruyor. Ee canım, bir şey sorabilir miyim? Bu hükümetin bütün olayı ihale. Evet. İhale komisyon, ihale komisyon. Sistem böyle işliyor. Peki 22 yılda bir tane fabrika açtığını gördünüz mü? Yüksek ya, teknoloji kapandı. bir fabrika. Atatürk'ün açtığı bütün ha. fabrikalar kapandı. Ben yani size söyleyeyim şudur, tek budur, bir hepsi. yatırım için bir TOG diye elektrikli ha. bir araç var. Ona da 5 tane baba e, evet. iş adamı istiyorum dedi. Yahu sen buraya gömdüğün parayla silikon vadisi gibi bir yer kurabilirsin. Türkiye'de yüksek teknoloji ürünlerin evet. önünü açabilirsin. Evet. Yani